Burası Türkiye. Yeni Türkiye, yepyeni Türkiye, tek Türkiye. Kur'an'dan çıkan ses. Yeni Türkiye, yepyeni Türkiye, tek Türkiye. Yeni güven projesi. Mazgallardan girecekler, en derin odana kadar girecekler, hepsini çözecekler Allah'ın izniyle. Hiç kurtuluşun yok. Asker ağam gelince yaralarım iyi olur. Asker ağam seni izliyor, asker ağam. Sen bu vatanı sahipsiz mi zannettin? Fakir fukaranın kurtuluş senesidir. Bakın. Ben devlete de buradan bağırıyorum. Devlete de. Bak. Ey devlet. Fakir fukaranın güneşi doğmuş. Bak. Fakir fukaradan taraf çalış. Yoksa sen de yok olursun. Artık bu zenginin Türkiye'si diye bir şey yok. Para Türkiye'si diye bir şey yok. Fakirin Türkiye'si var. Bak. Fakir fukara tamamen kurtulacak. Çok az kaldı, sıra zengin kardeşlerimizin sünnetinde. Ben size ne dedim? Sünnet başlıyor. Sünnet merasimi. Lokumları hazırlayın. İmana geleceksiniz bak. Yoksa toz buz olursunuz. Kafirlerin ordularını Allah sizi ezdirir. Fakirlerle oynamayın bakın. Adam olun ha adam adam. Fakirle oynamayın. Ağzından girer, kıçından çıkar bak. O fakirler ordusu var ya, ağzınızdan girer, kıçınızdan çıkar. Nemrutlar gibi, firavunlar gibi akıbetiniz dehşet olur. Para babaları fakir fukara ehli imanla oynuyorlar. Hasiyetleriyle, şerefleriyle, dinleriyle, imanlarıyla uğraşıyorlar. Bunlara fırsat vermeyin. Verirseniz siz de onlarla beraber gidersiniz. Kuvvetinize güvenmeyin. Deveden büyük fil var. Düşmanın istilasına uğrarsınız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın rüzgarı esmiş. Şimdi değil, 3 senedir. Deccal'ın da bu sene esti. Deccal'ın da bir seneye yakındır. Mehdi'nin 3 senedir rüzgarı esiyor. Deccal'ın da bir senedir esiyor. Ondan sonra 3-4 sene içinde Mehdi çıkar. 4-5 sene içinde de Deccal çıkar. Mehdi Aleyhisselam'ın öncüleri 2017'de harekete geçmiş. 2023'te izni ilahiyle bizzat o mübarek gelip ordusunun başına geçecektir. Tık gibi delikanlı. Nereye kaçıyorsunuz? Bakın bunların bu saatten sonra bunların yanında olan hiçbir insan kurtulamaz. Ne Allah affeder, ne devlet affeder. Hiçbir tanesi kurtulamazlar. Aklı olan tövbe etsin, kaçsın evine. Allah nurunu tamamlayacaktır. Cibril-i Emin bizzat indi, 15-16 tane maskeli din adamının kafasını kesti. Cibril-i Emin. Allah gösteriyor bunu bize. Şöyle yüzüstü yatırıp arkadan tık tık tık. Hem Allah soracak, hem devlet soracak. Kuş uçurmayacaklar. Bak, Cenab-ı Allah, bak, bu üstadımızın ihbarıdır. Orduda bir nur var. İleride inkişaf edecektir. Nur. Nur nedir? Röntgen şuayı gibidir. Her şeyi görüyor. Sana bakınca anlıyor seni. Bir nur var diyor. Bu nur ileride inkişaf edecek. Ordu milletle ittihad edecek, birleşecek, omuz omuza verecek. Adaleti hakikiyeyi temin edecek, alemi İslam'ı güldürecek. Nasıl adaleti temin et? Adaleti temin etmek nedir? Sahte iş yapanları cezalandıracak. Yani bana soracaklar. Genelkurmay Başkanı bana soracak. Bak.
buyurun anlat diyecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam Edirne Kapı şehitliğinde gizlendi 30 sene önce. 3 tane dinamit lokumu verdi elime, dedi git. İstanbul'un adı da Cezayir'dir. Bu da çok manalar ifade ediyor. Dedi git, peşinden biz geliyoruz. Sıkıntı olursa dinamitleri patlat, intihar et, bizi ele verme dedi. Rüya. Topkapı'dan Edirne Kapı'ya, Edirne Kapı'dan Topkapı'ya bir yap, şehir düşer. Yapamazsan dinamitleri patlat. Emriniz olur efendim dedim. İki veziriyle beraber şehitliğe gizlendi, mezarların içine. Bir Topkapı yaptım, bir Edirne Kapı, bir daha şehir düştü ya, bir de bir yarım havası olsun dedim, hava attım. Bir yarım daha yaptım. Bir döndüm ki Hazreti Mehdi vezirleriyle peşinden Ali Muhammed geliyor. Bakın bir şey var, ben anlatmak istemiyordum ama anlatacağım. Bana bir ses geldi, bir video. Üstad Hazretleri Husrev abiye bir şeyler demiş. Üstad Hazretleri Husrev abiye bir şeyler demiş. Mehmet Feyzi'ye de demiş. Bu ahir zamanla ilgili birkaç şeyler söylemiş. O anlatan adam biraz kendine göre anlatıyor. Onun için direkt ben o videoyu veremiyorum. İyi dinleyin bak. 2 dakikalık bir şey. İleride demiş bir kurban bayramı arefesinde benim bir seyyid talebem çıkar demiş. Naralar atar. Kurban bayramı arefesinde bir seyyid talebem çıkar, naralar atar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor ona seyyidlerin rüyasına gider, der ki buna sahip çıkın. Ondan sonrası var. Onu dedi. Bunu Husrev abi diyor. Feyzi abi devamını diyor. Ondan sonra diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 3 tane generalın, bu ordu komutanlarından 3 tanesinin rüyasına gidecek, diyecek ki bunu benim evladıma sahip çıkın. Kalkın vazifenizi yapın, bu evladıma sahip çıkın. O bekleyen zat çıkacak. İşte işte ona ne diyor biliyor musun? Kardeşim dedi, o müthiş sıkıntı olduğu zaman dedi, 3 tane generale, 3 generale Cenab-ı Hak rüyada Hazreti Peygamber Efendimiz'i gösterecek. Diyecekmiş ki vazifenizi yapın sallallahu aleyhi ve sellem. O generaller 3 yedi üst üste Peygamber Efendimiz'i görünce ve onlar birbirini tanıyacaklarmış. Millet sıkıntıda, sahip alıyor. Tayyip Erdoğan ya kaçacak ya bir şey olacak, gidecek yani. Çünkü bu sistem, deccale sistem bitecek, bu partiman bitecek. Ordu idareye koyacak dedi Hüseyin Üstad. Ne diye? Şeriat diye değil, İslam diye değil. Vatanım ve milletim diye. Şeriat İslam diye olsa ne olmaz. El koyduğu zaman ne olacak? Vatan millet diye. Mehmet Feyzi abi biz bunun devamını sordu. Şaban da sen var mı yok mu bilmiyorum. Kardeşim dedi, o çıkacak o zattan bahsetti. Kardeşim dedi, bir dedi Ramazan önce, kurban öncesi 3 gece üst üste Hazreti Peygamber Efendimiz oradaki milyonlar seyyide 3 gece üst üste rüyada göreceklermiş. Peygamber Efendimiz Hazreti demiş ki üstadın talebesi çıkacak ya Mehdi olaktan. Bu sizin efendiniz, tanıyınız. O seyyidler, o milyonlar seyyidler ve tarikatın da ileri gelenleri, bak mesela Sofilerin, diğer Akşibendilerin, onlar da orada olacaklarmış, ileri gelenler. 3 kez üstte görünce, 3. günün sabahı Arafat olacakmış. O insan, o zat, ey insana deyince, o rüya gören o seyyidler, ha bu bize müjde veren Efendimiz. Ve o zat da diyor, üstte üstadımız 300 vasıf olacak. Şarttan baktı mı garbi görecek. Bir komutanın kalbi bozuldu müdahale edip demişti.